Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kımayı marka kuluçka makinemizi tanıtacağız. Yeni aldık kuluçka makinemizi. Evet arkadaşlar, açalım makinemizi. Evet arkadaşlar, makinemiz bu şekilde geliyor. Gayet düzgün koyulmuş. Yani kırılma olasılığı çok düşük. Dışındaki köpükleri atmazsanız sizin için daha iyi olur. Sıcaklığı içindeki oranı düşürmez kolay kolay. Makinemiz bu şekilde arkadaşlar. İçini açalım, içinde ne var. Şu şekilde çevirme yolu var. Bunu buradan çıkartmanız lazım. Bu şekilde kapağı. İçinde kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Türkçe yazılmış. Kablomuz. Bir adet nem için dolduracağımız su. Bu önemli arkadaşlar. Bununla suyu koyuyoruz içine. Bu olmazsa sıkıntı. Bu da çevirme uyuyor arkadaşlar. Bu şekilde makinemiz var. Yumurtamızı bu şekilde değil de dik bir şekilde koyacağız arkadaşlar makineye. Dik olacak yumurta. Yani bu şekilde konulacak. Biz ispenç yumurtası koyacağız. Köy yumurtası da koyacağız. Bu da dik bir şekilde olacak. Bu şekilde koyulacak yumurta. Evet arkadaşlar. Makinemizde bulunan göstergeler ne işe yarıyor? Bu nem arkadaşlar, ısı, kuluçka makinesinin içindeki ısı. Bu da gün arkadaşlar. Bu da makinenin yönünün 2 saatte bir kendini otomatik çevirmesini sağlıyor. Her 2 saatte bir kendisi çevirecek makineyi. Buradan da zaten ayarlarını yapıyoruz. Makinemizi açınca ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, makinemizi bir fişe takalım. Ayarlarına bakalım. Evet arkadaşlar, ses geldi. Şu an makine çalışıyor. Oda sıcaklığını aldı. Oda sıcaklığı 20 derece. Evet arkadaşlar, makinemizi çalıştırdık. Makinemizin ayarlarını yapalım. 37.7 yapacağız arkadaşlar sıcaklığımızı. Üstüne basılı tuttuğumuzda ayar tuşunu AL ayarına gideceğiz arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. AH 1.0 olacak. Sonra tekrar basalım. AH'ye baktık. A5 45 derece olacak arkadaşlar. 45 derecenin altına düştüğünde makine ölçecek. CA eksi 2.0 olacak arkadaşlar. L5 30 olacak arkadaşlar en az. Evet arkadaşlar, ayarlarımız bu şekildedir. Tekrar video çekeceğiz yumurta koyarken. Yumurtalarımızı koyduktan sonra çıkım oranını göreceğiz arkadaşlar. Herkese teşekkürler.